işte. Kıymetli hazırın, değerli misafirler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, aziz genç kardeşlerim, maalesef sevgili çocuklar, Aksaray'ımızın şiire gönül vermiş, şiir gönüllü, kitaba inanan aziz insanları. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah. Maşallah yahu. Pek güzel. Hoş bulduk. Eyvallah. Allah razı olsun. Gelenler var. Onlar gelene kadar bir hal hatır edeyim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyiliğinizi artırsın. Afiyet versin inşallah. Ben... Buna yazar bakışı diyorlar, böyle düşünüyorum falan, derin düşünürüm, iyi düşünürüm. Özellikle bu pandemiden sonra programlarda birazcık bunun üzerinde durmaya çalışıyorum. Allah afiyet versin deyince sizinle de paylaşmam gerektiğini düşündüm. Afiyet çok enteresan bir şey. Biz de sağlıkla sıhhatle karıştırırız. Halbuki afiyet ifadesi sağlığı da içine alan ama daha geniş, daha kapsayıcı bir ifade. İnsanın iyilik ve güzellik içinde olması, afiyet bu. Resul-i Ekrem Ekmel-i Tahaya sallallahu aleyhi ve sellemin en çok ettiği dualardan birisi. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete. Fiddini ve dünyayı vel ahira. Ya Rabbi diyor Allah Resulü, dinim, dünyam ve ahiretim için senden af ve afiyet isterim. Allah afiyetten ayırmasın. Bu duayı çok yapalım. İnsan elini açar, bazen dua eder de kendisi için iyi bir şey yaptığını zannederken kötü bir şey yapar, farkına varmaz. Ya da bir başkasına. Dua mühimdir de duayı nasıl yaptığınız daha mühimdir. Mesela durduk yere ortada bir şey yokken bir insana Allah sabırlar versin demek dua mıdır? Bedduadır. Çünkü sabır musibeti olur. Allah sana sabredecek bir şey versin de sonra da sabır versin demektir bu. Allah korusun. Ya da mesela sağlık konusunda böyle söylenir. Deriz ki Allah hayırlı şifalar versin. Doğrusu budur. Böyle deyince bazen diyorlar ki niye hayırlı şifa? Şifanın hayırsızı da mı var? Olur. Onun da hayırsızı olur. İnsanın elini açıp Rabbinden hayırlı olanı istemesi lazım. Biz ne yapıyoruz? Siz yapmazsınız da öyle yapanlar var diye söyleyeyim. Hayırlı olduğunu zannettiğimiz şeyi ısrarla istiyoruz. İsterim de isterim. Ver de ver. Olmazsa da olmaz. Cenab-ı Hak da veriyor. Ondan sonra bedel ödetiyor. Hani o senin için çok hayırlıydı ya. Hadi bakayım öde bir bedelini diyor. Özellikle bak bekar kardeşlerim var. Onlar için söyleyeyim. Allah gecinden versin. Bir gün evleneceksiniz. Şimdi... Bunun da ne manaya geldiğini anlarsınız yavaş yavaş. Yani insan 20. senede filan anlıyor ne olduğunu. O gün mesela illa ben şunu isterim. O olmazsa olmaz filan. İnsan böyle düşünüyor. Çok ısrarla isteyince Cenab-ı Hak da diyor ki hadi bakayım. Peşinden o ona Allah'ım dert, sıkıntı. Allah-u Teala diyor ki hani sen çok biliyordun ya diyor. Ondan başkası olmaz diyordun. Hadi bakayım bir göreyim sizi. Ben başkasıyla mutlu olmam diyordun. Haydi. Şimdi duada sesim geliyor mu arka tarafa? Sizinki de bana geliyor. O gelmese iyi olacak hani. Duada onun için doğru şeyi istemek lazım ve doğru bir şekilde istemek lazım. Bir adamdan bahsederler. O adam elini açıp sürekli şöyle dua ediyormuş. Allah'ım senden afiyet isterim. Başka bir şey demiyor. Allah'ım senden afiyet isterim. Sürekli bu. Bunu bilen birisi diyor ki, yahu kardeşim sen başka bir...
İstemez misin? Niye sadece afiyet istiyorsun? Adam diyor ki gençliğimde bir hadise yaşadım da onun için böyle dua ediyorum. Ne yaşadın? Gençtim diyor. Bir yandan çalışıyorum. Bir yandan Hakk'a kulluk etmeye çalışıyorum. Fakat işe güce harcadığım zaman zoruma gidiyordu diyor. Şu iş güç olmasa ben gece gündüz Allah'a ibadet ederim diye düşünüyordum. Bir gün elimi açtım dedim ki ya Rabbi. Ya ben işte tek başına bir adamım. Bana günde 2 somun yeter. 2 somun. O bir yerden gelse de ben sana gece gündüz ibadet etsem. Tam diyor ben böyle dua ederken baktım 2 adam kavga ediyorlar diyor. Bayağı bir kavga sertleşti. Biri bıçak çekti. Koştum onları ayırayım diye. Biri diğerini yaraladı kaçtı diyor. Ben kaldım yaralının başında elim kan. İşte inzibatlar geldi. Ben yaptım zannettiler. Aldılar beni diyor. Hapishaneye götürdüler. Suçsuz olduğum anlaşılana kadar 1 hafta hapiste kaldım diyor. O 1 hafta boyunca bana her gün 2 somun ekmek veriyorlar dedi. Elini açmış istemiş. Allah da demiş ki hadi bakayım. 2 somun ekmek. Ondan beri diyor ben dua ederken adres tarif etmem. Afiyet isterim. Bak orada da afiyet istemek. Çok çok mühim. Bazen açıldı bu dua bahsi biraz buradan konuşalım. Bazen insan dua eder, duasına icabet edilmez, duası kabul olunmaz ve üzülür. İstedim istedim ama olmuyor der. Şimdi burada enteresan şeyler var diyorlar. Şöyle ki Allah-u Teala sadece sevdiklerinin isteğini yapmazmış. Bazen sevmediklerinin duasını da kabul edermiş. Niye? Meleklerine dermiş ki şunun isteğini bir an evvel verin de o sesini duymayayım bir daha. Elini açıp şu. Yani duanın kabul olması Allah'ın bizi sevdiğine bir delil değil. Kabul olmaması da sevmediğine dair bir gösterge değil. Çünkü bazen kulunun sesini duymak istiyor. İste. O istiyor Allah'ın hoşuna gidiyor, istetiyor. Vermez, bazen vermez. Hallacı Mansur bir gün karışmış halkın arasına bağırıyormuş üstünü başını yırtarak. Müslümanlar beni Allah'tan kurtarın. Müslümanlar kurtarın beni bu Allah'ın elinden filan. Haşa. Biri demiş ki yahu ne diyorsun sen bu nasıl laf? Çok güzel bir şey söylüyor. Ne beni adam ediyor ne de benden vazgeçiyor demiş. Beni kurtarın bu Allah'ın elinden. Bilene ya ince bir ifade bedel ödetiyor. Şimdi bazen isteriz. İbni Atallah el-İskenderi Hazretleri diyor ki Kudüs-i Ruh. Allah kulunun duasına mutlaka icabet eder. Udu'uni istecib lekum. Ayet-i Celle. Benden isteyin icabet edeyim diyor. Hatta başka bir ayet-i Celle'de. Duanız olmasaydı ne işe yarardınız diyor. Allah-u Teala. Dua zannederiz ki eli açıp da Allah'tan bir şey istemektir. Hayır. Dua edebiliyor olmak bir ibadettir. Dua ibadettir. Bazen isteriz olmaz ya. İbni Atallah el-İskenderi Hazretleri diyor ki Allah kulunun istediğini mutlaka verir. Ama buraya dikkat buyurun. Onun kendisi için hayır zannettiği şeyi vermez de o kulu için hayır murad ettiği şeyi verir. Yani sen elini açarsın, kırmızı istersin, o sana beyaz verir. O beyazı kırmızıyı istediğin için verir ve kırmızıdan daha fazla hayırlı olduğu için sana beyazı verir. Elini açıp kırmızı istemeseydin beyaz da olmayacaktı. İşte. İkincisi, kulun hayırlı olduğunu zannettiği zamanda değil de hayır murad ettiği zamanda verir diyor. Sen bugün istersin de 6 ay sonra olur. Niye? Hayırlısı o zamandır. Ha, bazen de vermez. Allah vermeyişi de ihsan olandır. Vermeyerek ihsan eder. Tutturursun bir şey istiyorum da istiyorum, istiyorum da istiyorum. Vermez. Onu sana veriverse o senin için çok kötü olacak. Belki dünyana kötü olacak, belki ahiretine kötü olacak. Dolayısıyla vermeyerek lütfeder. Böyle bir Allah. Ötesi. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah-u Teala'nın huzuruna bir kul getirilir. Günahı sevabı tartılır. Bakar ki sevapların içinde hiç bilmediği şeyler var.
Ya Rabbi diyecekmiş. Kul orada şaşıracakmış. Bunlar neyin sevabı? Ben bunları bilemedim. Cenab-ı Hak diyecekmiş ki ona, sen dünyadayken bazı dualar ettin. Onlar dünyada kabul olmadı. İşte bunlar o duaların ahiretteki karşılığıdır. Peygamber Efendimiz diyor ki, adam o zaman şöyle der. Keşke bütün isteklerimin karşılığı buraya kalsaydı. Bakın burada da bir hikmet var. Verme işi de ihsan ola. Böyle. Tabii isterken de cimri olmamak lazım. Verirler, ben acizim, sen büyüksün dedikçe, verenin şanı büyük, sen iste istedikçe. Necip Fazıl öyle diyor. Cömert, Allah gani mutlaktır. Senin için çok olan şey onun için az bile değildir, hiçtir. Hiç bile değildir. Hazreti Mevlana diyor ki, bir insan açlıktan ölmek üzere olsa, acıkmış, bir parça somun ekmekle doyacak. Öyle 1,5 tandıra falan gerek yok. Fakat gelse bir kapıyı çalsa, çaldığı kapı da o ülkenin padişahının kapısı olsa, bilmiyor hangi kapıyı çaldın. Çalsa, kapı da açılsa, açsalar, deseler ki söyle bakayım, bana bir parça kuru ekmekle soğan verin derse, onun kellesini alırlar diyor. Padişahın kapısından ihtiyacın kadar değil, verebileceği kadar istemek lazım. Onun için çok. Hayırlı ve çok. Hazreti Musa zamanı, sağlam mı, oturulur mu? Şimdi ben bazen böyle oturuyorum, fotoğraf çekiyor gençler de. Çok bilmiş başka gençler de altına yazıyor. Abi masaya oturulmaz. Ben bilmiyorum ya masaya oturulmayacağını. Ya ümmeti Muhammed'in hepsini beraber görebileyim diye. O bak niyet. Bunu çok yapıyorlar. İnsan iki farklı şeyi de Allah rızası için yapabilir. Birbirinin tam tersi. Niyetini bilmezsin. Hani meşhur misaldir. Birisi geçmiş zaman yolun kenarına geliyor, ata binecek, binemiyor, zorlanıyor. Oradan bir taş bulmuş. Taşı koyuyor şöyle bir kenara. Onu binek taşı yapıyor, ata biniveriyor öylece. Taşı da yerinde bırakıyor. Belki diyor bir ihtiyaç sahibi daha gelir de binek taşı lazım olur. Bu taş onun işine yarasın. Adamın niyeti ne? Allah rızası. Mahlukata hizmet etmek. Sevabı alıyor. Sonra bir başkası geliyor. Ya diyor bir ama falan geçer de buradan görmeden bu taşa takılır, şunu alayım kenara koyayım. O da alıp kenara koyuyor. O da sevap alıyor. Bak tam tersi istikamette iki şey yaptılar, ikisi de sevap aldı. Orada hüsnü zan. Hüsnü zanla memuruz. Musa aleyhisselam, başınızı çok mu ağrıtıyorum? İsterseniz bir iki tane şiir okuyayım, sonra imza yapalım, sonra da ben kaçayım. Bu da caiz yani. Ama hazır böyle birbirimizi bulmuşuz, iki sohbet edelim. Öyle değil mi? Arada alkışlayabilirsiniz filan. Olur öyle şeyler. Mesela çay verebilirsiniz. O da caiz. O da caiz. Hazreti Musa zamanı, Musa aleyhisselam zamanı, bir adam gelmiş Hazreti Musa'ya. O niye bağırıyor ya? Ne istiyor? Bak sen ya. Adı ne? Abdülhamit. Abdülhamit. Paşa. Abdülhamit. Kuzum benim. Allah bağışlasın. Allah salih ömür versin. Kendine kul, Habibine ümmet, dostlarına dost etsin. Devlete millete hizmetkar etsin. Adı gibi olsun. Heh. Konya'da ağladı böyle bir çocuk. Ben de böyle dua ettim. Öbür tarafta bir adam oğlunun kolunu çimdikliyor. Ağla lan diyor. Ağlayana dur. Çok alkışlamayın. Yok. Çok alkışlamayın. Şimdi benim bir artist tarafım var. Alkış olmayınca huzursuz olur. Bir de derviş tarafım var. O da alkış çok olunca mahcup oluyor. Yani dervişi de mahcup etmeyin, artisti de huzursuz etmeyin. Musa aleyhisselam, Abdülhamit sustu bu arada. Aslanım benim. Musa aleyhisselam devri, bir adam geliyor ümmetinden birisi. Diyor ki ya Musa, bana geri çevrilmeyecek duayı nasıl edeceğimi öğretir misin? Güzel istek. Hazreti Musa bir iki ısrar olunca kıyamamış. Demiş ki bak, şu ibadeti
şu kadar zaman, şu vakitlerde yap. Sonra elini aç Mevla'dan iste, umulur ki seni geri çevirmez. Artık nasıl bir ibadettir bilmiyoruz. Hangi zamanda yapılıyor bilmiyoruz. Ona öğretmiş Hazreti Musa. O adam o ibadeti o kadar süre yapmış. Denilen vakit gelmiş, bir dere kenarında oturuyor. Elini açıp diyor ki Allah'ım keşke şu dere altın olsaydı. Tak 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 tak. Dere altın olmuş. Olur mu öyle şey? Olmuş. Ben ne yapayım olmuş. Allah dilerse olur. Dereyi altın yapmak sana zor bana zor. Ama Allah kün feyekun. Ol der oluverir. Bitti. Olmuş. Adam da coşmuş. Ya kurban olayım senden az isteyenin gözü kör olsun demiş. Adam kör olmuş. Ha. Şu yani sana çok. Onun hazinesinden ne eksilecek ki? Yeryüzünün tamamını altın etse onun hazinesinden bir damlacık eksilir mi? Haşa. Eksilmez öyle. Bu işler böyle. Mevla kendisinden hayrı isteyen, hayrı murad eden ve onu hayırlı bir şekilde kendisine lütfettiği kullardan eylesin cümlemiz. Bir nasılsınız dedik, dua meselesi nereden çıktı, biz bu duaya geldik. Afiyet dedik, afiyetten duaya geldik. Gelelim mevzuya. Söyleşiye başlayalım. Susun lan. Aşık olan neylesin? Yeni kitap çıktı. Bir haftaya yakın bir zaman oldu. O kitabın imzası için geldik. Buraya da ulaşmış. Hamdolsun. Bu enteresan bir mutluluk yazan insan için. O kitabı böyle elinize aldığınızda sen mesela ilk çocuğum doğduğu vakit kucağıma aldığımda neyi hissediyorsam yeni bir kitap çıkınca ona benzer bir duygu hissediyorsunuz. Kitap çıkmış ya. Ve sizler de dua edin niyazım o. Hani kalemi biz tutuyoruz, yazıyoruz ama söze tesir verecek olan Allah'tır. Allah okuyanına istifade edebileceği bir tesir nasip etsin. Öyle kitaplar vardır, elinizde tutarsınız. Bak okumayı bırak. Elinizde tuttunuz diye kalbiniz gafil olur. Öyle kitaplar vardır, bırak açıp okumayı, çantanızda taşıdınız diye hal size sirayet eder, bir muhabbet sarar. Sami Efendi Hazretleri, Allahu Alem, ya da Musa Efendi Hazretleri de olabilir, yanılıyor olabilirim. Tabi Musa Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri'nin yazdığı Hazreti Ebu Bekir Sıddık kitabı için söylüyor. Darlandığım zaman o kitabı göğsüme bastırırdım, ferahlardım diyor. Bir ferahlık sebebi olurdu. Böyle. Şeriat tarikat yoldur varana, marifet hakikat andan içer. Yürüdükçe yol incelir. Bilene görene, körene derdi Ömer Tuğrul İnançer hocam. Allah rahmet eylesin. O eyvallah. Zahmet oldu. Teşekkür ederim. Mevla derecatını âli eylesin. Çok seviyorduk. Çok büyük hizmetler etti. Yani onun bir peygamber aşığı olduğuna, bir şeyh baba olduğuna, bizim şahitliğimize ihtiyacı yok ama dünyada da ahirette de sonuna kadar şehadet ederim. Her ölüm için vakitsiz ölüm derler. O biz anlaşmıştık. Ben takılırdım bazen. Efendim diyordum, benim 80 yaşımı görmeden bir yere gitmeyin. Olur inşallah diyordu. Hayırlısı diyordu. Mukadderat. Mevla böyle nasip etti. Gitti. Dün Malatya'da gerçi onu anlatacağımız programa başlarken dedim ki onunla gelmedim ama onsuz da gelmedim. Şu bu acayip bir şey bu. Yokluğunda, varlığında olduğundan daha fazla var oluyor bazı insanlar. Kılıç gibi olabilenler vefatından sonra kınından çıkıyorlar. Yeter ki kılıç gibi olabilsin. Allah-u Teala size de bize de isteyeyim mi? Edeyim mi böyle bir dua? Bak bu da beddua gibi bir şey olur. Allah bize de erenlerden olmayı nasip etsin falan. Bak amin dediniz. Ben karışmam. Tabii.
Tabii. Ha, adam dua ediyormuş ya, Kabe'nin örtüsüne yapışmış hacda. Allah'ım canımı burada al. Allah'ım ruhumu burada al. Allah'ım, Allah'ım son nefesimi burada vereyim. Ama bu sene değil ya Rabbi. Bazı duaların bedeli vardır. O bedeli ödetirler adam, istetirler. Bektaşi babasına demişler ki, baba erenler, Allah sevdiği kuluna çok musibet verir. Diyormuş ki, Allah'ım ben seni çok seveyim de sen beni pek sevme. Böyledir. İşte erenlerden olmayı herkes ister de, erenlerden olabilmeye herkes takat getiremez. Onun için o selamda erenler, erenlere gönül verenler, gönül verenleri sevenler, hiç olmazsa laf ettirmeyene falan diye uzatıp durduğum onun için, keyfimden değil yani. Öyle erenlerden olmak kolay bir şey mi? Var mı aramızda erenlerden? Varsa da ben varım demez zaten hiç. Hani ben varım diyen erenlerden olmadığı zaten ben varım deyişinden belli olur. Hali sözünü tekzip etmiş olur. Muzaffer Efendi Hazretleri merhum dermiş ki, 4 sınıf evliya vardır. Aman 5.'si olmayın. Nasıl efendim diyorlar 4 sınıf evliya? 1. Velayetini Allah bilir, kullara da bildirir, kendine bildirmez. Yani hak dostudur, evliyadandır ama Allah dostu olduğunu insanlar bilirler, hürmet ederler filan. Fakat kendisi bilmez. Bu bir evliya türü. 2. Şöyle zatlar vardır diyor. Velayeti hak katında yazılıdır. Allah kendisine de bildirir de insanlara bildirmez. Mevla ile aralarında böyle tatlı bir muaşaka, tatlı bir muhavere, devam muharefe devam eder gider. Bilmezler. 3. Velayetini Allah bilir, ne kendine bildirir ne de kullarına bildirir diyor. Böyleler de vardır. Elini açsa Mevla onun el açış hatırına neleri verecektir de o bilmediği için elini açmaz. O öyle garip, öyle kimseler de var. 4. Allah velayetini bilir, kendine de bildirir, kullarına da bildirir. Bunlar da yeraltı dünyasının babaları. Şah Nakşibend Hazretleri, Abdülkadir Geylani Efendimiz, Hazreti Mevlana'la, bunlar öyle. Allah dostu olduğunu kendi de bilir, kula. Muzaffer Efendi'ye soruyorlar, efendim o kendisinden olmamızı istemediğiniz 5. sınıf evliya hangisi? Gülüyor, diyor ki, velayetini ne Allah bilir ne kullar bilir, bir tek kendisi bilir diyor. Ondan olmayın diyor. Hani ben veliyim diye. Zaten olanlar oldum demezler. Olanların olduğunu olamadım deyişlerinden anlarız. Bulanlar da buldum demezler. Bazen takılırdım Tuğrul Efendi Hazretlerine. Efendim derdim, ah işte şöyle olabilir. Yok be ya derdi. Siz derviş görmediğiniz için bizi bir şey zannediyorsunuz. Öyle. Oldum demezdi. Ama bazı tıfıllar var. Olmuşlar, geçmişler, bitirmişler filan da geri dönmüşler, lütfedip anlatıyorlar. Öyle. Bilenler bildim demez mesela. Bir insan gerçekten biliyorsa bilmediğini bilir. Şimdi yeni bildiğimiz her şeyle beraber bir şey... Çok mu başınızı artıyorum ya? Yok yok, alkışlayın diye değil. Yok. Dur baba. Ha, var değil mi böyle üçkağıtçı tipler? Alkış almak isteyince çok mu başınızı ağrıttım falan? Üç aşağı aşağı, estağfurullah. Yok öyle değil, öyle değil benimki. Hakikaten başınızı mı ağrıtıyorum diye. Şimdi insan bildiği her yeni şeyle beraber iki şeyi birden bilir. Bir, o şeyi bilir. İki, o şeyi daha önce bilmediğini bilir. Yani hiç yumurta kırmayı bilmeyen bir insan, desek ki bak yumurta şöyle kırılıyor falan öğretsek, bir, yumurta kırmayı öğrenir, iki, daha önce yumurta kırmayı bilmediğini de öğrenir. Dolayısıyla bildikleriyle beraber insanın hayreti artar, der ki ya ne çok şey bilmiyormuşum ben arkadaş. Sonra acaba bilmediğim daha ne kadar çok şey vardır, sonra yahu benim bildiklerimden ne olacaktır. Geçer gider, bilmez. Ama öbürünü de Hazreti Mevlana söylüyor. Ve az bir şey bilip de her şeyi bildim zanneden tipe diyor ki, bir yağmur yağar. Yolda hafif bir su birikintisi oluşur. Oradan geçerken, çok affınıza mağruren ifade edeceğim, bir kara kaçan
bir eşek ayağını basar. Bastığı yer biraz derinleşir. Oraya azıcık daha su dolar. Üstüne bir saman çöpü düşer. Saman çöpünün üstüne de bir sinek konar. Şöyle etrafa bakar, kendisini deryada zanneder diyor. İşte bilmediğini bilmek ne kadar güzel bir şeydir. Öyle demiyor mu şair? Sadi, hafızın bu. Bazen bilmemek de güzeldir. Kimse giremez, yazıp astım gönlümün kapısına. Baktım ki bir gül yüzlü girmiş içeride oturuyor. Hayretle dedim ki görmedin mi kapıdaki yazıyı? Ben okuma bilmem dedi. Bak. Bazen bu da yeri gelir bilmemeye övgüdür. Bildiğinle başkasını döveceksen bilme. O daha güzel. Hani 15-20 tane ya 150-200 geçtim 1500-2000 tane kitabı okuyup ondan sonra oturup koltuğa o münafık, öbürü fasık, ber iki kafir diye ahkam keseceksen bilme. Hiçbir şey bilme. Haddini bil, bak o da yeter. Tuğrul Efendi merhum derdi ki Müslümanlık ince insanlık, dervişlik ince Müslümanlıktır. Bazılarına ikisi de kalın geliyor. Allah ıslah etsin. Allah hidayet etsin. Onlar da görürler. Onlar da öğrenirler inşallah. Niyazımız o. Şimdi ben gelsem, bu kadar konuşsam, bir tane de şiir okumadan gitsem siz bana kızarsınız değil mi? Kesin zaten o. Ben 50 tane de kitap yazsam, hocam bir de şiir oku, o denecek. Yok, şikayetçi değilim. Peki hangi şiir okuyayım size? Kurbanım Nazlı Ceylan, han duvarları. Ağladım. Siz abi ne dedin? Yangın var. Yetiş ey keştibanım. Salih Baba'dan mı? Büsbütün deryada yangın var. Bir kurbanım okuyalım o zaman. Sonrasına da bir sona bakalım. Kurbanım benim gediklim. Şimdi bir kitap fuarındayız ya, onu söyleyeyim. Bir gün bir kitap yazsam, Nobel Edebiyat Ödülünü alsam, ödülü almışım böyle elimde, biliyorum seyircilerin içinden biri bağıracak. Hocam, kurbanım okumadan mı gideceksin? New York Times manşet atacak. What is the kurbanım? Kurbanım is... Ah, okuyalım bir kurbanım okuyalım size. Bir saniye. Okumayacağım. Ya sabah beri bir sürü önemli şey söyledim. Bir Allah kulu telefonunu kaldırıp çekmedi. Bir şiir okuyacağım diyorum. Bütün telefonlar havaya kalktı. Çektik mi onu da? Öyle mi? Hayır, ben onu niye çektiniz diye değil de bunu niçin çekiyorsunuz manasına böyle bir şey söylemiştim aslında. Oldu mu? Bir şöyle çekin ya, ne olacak sanki. Ha, bu da önemli. Başta dua dedik ya. Soğumuyor, sohbet dinliyor. Diyor ki hocam çay soğudu. Çay soğumuyor, aslında çay sohbet dinliyor. Tabii. Allah dostlarının adetidir. Bu Allah dostlarıyla yakın olmak da sıkıntılı bir şey. Etraflarında dura, düşe kalka her şeyi onlar gibi yapmaya çalışıyorsun, hayat zorlaşıyor. Halbuki ne güzel öbür türlü kendi halinde hayat. Mesela bir yemek ya da bir çay, içecek bir şey ikram edildiği vakit Evliya-i Kiram Hazaratı hemen yemeye başlamıyorlar. Yani bodoslama dalmıyor yemeğe ya da içeceğe. Ne yapıyor? Az bir bekliyor. Bir sohbet ediyor. Bir ayet açılıyor. Peygamber hayatından bir şey. Bir kıssa anlatıyor filan. Onu dinliyor o yemek. O anlatılan sohbeti. Ondan sonra bir de üç ihlas bir Fatiha okuyor çaktırmadan. Sonra Bismillah çektim kendime, herkes çeksin kendine deyip başlıyor. Niye böyle yapıyor? O yemekte, o içecekte var olan zulmet azalsın diye. Ya içecekte zulmet mi olur? Bir bardak çay içeceksin hocam. Olmaz olur mu? Ben bazen çayı getirenin haleti ruhiyesini çayı içince anlıyorum. Çaydan bir yudum alıyorum mesela, bakıyorum. Karısıyla kavga etmişti.
Tabii hani getirende de olabilir, demleyende de olabilir. Getireni yakmayalım şimdi durduk yere. Hatta çayı toplayanda bile olabilir. Bakın şaka etmiyorum. Bir bardak çay. Şimdi şu bardağın içine bu çay gelene kadar kaç kişinin teması var bu çaya? Karadeniz dağlarında ablalar topluyor onu. Alıyorlar, fabrikada kesiliyor. Paketleniyor, taşıyorlar. Markete geliyor. Oradan birisi alıyor, demliyor. Öteki işte bardağını yıkıyor. Bir iki çayı getiriyor. 30 kişinin teması var bir bardak çaya. Şu bir bardak çay da o 30 kişinin 30'unun da ruh halinden bir şeyler vardır. Bilmeyiz ama vardır. Sirayet eder. Pandemiden önce bunu anlatamıyordum. Şimdi kolay anlatıyorum. Hocam Covid pozitif olmuşum. Niye? Oraya dokunmuş, ondan sonra da ben dokundum. Lan Covid bulaşıyor da hal niye sirayet etmesin? Asansöre giriyorsun maskesiz. Senden önce nefes almış. Partikül martikül hesabı. Çektin derin nefesi, geçmiş olsun. Pozitif. Covid, Allah'a şükür, Allah bu sene inşallah bir daha böyle uğramasın, gelmesin. Ben ilk geldiği sene oldum. Gerçi ben memnundum. Aramız iyiydi Covid'le. Bir 10 gün sürdü. Ha, 10 gün boyunca elimde tesbih, Kur'an-ı Kerim, boş ver öleceğim ya. Kur'an-ı Kerim, tövbe, salavat. Bir 10 gün daha sürse evliyaya karışacaktım. Tam Müslüman hastalığı. Ha. Ama Allah başlardan ırak etsin. Zoru da zor. Şimdi o Covid'den sonra anlatabilmek biraz daha kolaylaştı bunu. Gelirsin, bu bir bardak çayı içersin, aklına tuttuğun takım gelir. Bir yerde çay içiyorsun ya. Hiç aklında yoktu bak, başka bir şeyde. Bir yudum alırsın. Ulan Fenerbahçe bu sene fena gitmiyor ama başlarsın Fener'i düşünmeye. Niye? Garson fanatik taraftardır onun için. Ya da çayı demleyen öyledir de onun için. Sadece bak çayda, yiyecekte, içecekte değil, şaka etmiyorum. Gelip bir koltuğa oturursun. O koltuğa senden önce oturan kişinin halinden bir şey o koltuğa sirayet eder. Durup dururken o koltuğa otursun, birden halin değişir. Hele ki bırakın yaptığını içmek, yediğini yemek filan, karşılıklı oturma var ya, ruhlar arasında alışveriş olur. Senden ona bir şey geçer, ondan sana bir şey geçer. Şunu da söyleyeyim. Zulmet çok çabuk geçer karşıdakine de, muhabbet öyle kolay geçmez. Gaflet çok çabuk gelir. Çünkü gafletle beraber şeytan niteklemesi var, nefsin kabulü var. Ama muhabbette sen arkadan itekleyeceksin, öbürü karşıdan itekleyecek. Şeytan oradan da bir sürü maniayla o muhabbet karşı. Evliya-i Kiram Hazreti onun için nasihat ederler. Derler ki kefereyle iş yapmak zorunda kalırsan karşılıklı oturma. Yan yana otur, hiç olmaz. Bak mecbur kalırsan diyor karşılık, niye? O iman tahtasına karşı onun göğsü gelmez. Zulmettir. Rahatsız eder. Ben böyle bir amcayı tanıdım. Kurbanımı okuyacağım. Bu sinek arkadaş gelsin. İzmir'de bir hacı abi, Zakir abi. Bir yere gittik. Dönüşte dedim ki bir çay içelim baba şurada. Olur dedi. Zakir abi olur dedi, oğlu şaşırdı. Dikkatimi çekti. Dedim ki niye şaşırıyorsun dedim. Babam dedi 40 yıldır dışarıda bir şey yemez, içmez. Eve geldik. Eyvallah. Dedim ki Zakir abi sen niye dışarıda bir şey yiyip içmiyorsun? Ya dedi, ne zaman dışarıda bir şey yesem içsem 40 gün ibadetin tadı gidiyor dedi. 40 gün. Şimdi onda gidiyor da bizde gitmez. Bizde de gidiyor da o saflaştığı için küçücük bir leke bile belli. Sizi tenzih ederim. Bizimki simsiyah olduğu için fark etmiyoruz. Biz bırak zulmetli bir şey yediğimiz vakit ibadetin tadını kaçmayı, rahmetli bir şey yediğimiz vakit muhabbet zehirlenmesi yaşıyoruz. Sürekli zulmet çünkü bizimki. Sizi tenzih ettim. Peki dedim Zakir abi, bunun hiç düzelme imkanı yok mu? Var dedi. Nasıl oluyor? Üç ihlas bir Fatiha okursam Efendimiz'e, ashab-ı kirama, ezvac-ı tahirata, ehl-i beyt-i Mustafa'ya, evliya-i kiram hazretine hediye edersem 24-25 güne düşüyor dedi. Var. Ya, hadi bir de sohbet ettim falan filan 16-17 güne düşsün ama böyle. Bu çok enteresan bir şey. Bak biz Müslümanız. Müslümanlığın itikadı şununla başlıyor. Allah'a iman. Gördüğü için iman eden var mı aramızda? Biz
baş gözüyle görmediği Allah'a iman etmeyi itikadının başına koymuş bir dinin mensuplarıyız. Ama yaşadığımız çağ bizi görünene iman etmeye mecbur bıraktı. Onun için görünür olmaya çalışıyoruz. Her şeyimiz görünür olacak. O görüntünün üzerinden yürüyor hadise bak. Kot siyahsa tişört de siyah olacak filan. Mont efendim öyle. Ayakkabı şu. Görüntümüzle var olmaya çalışıyoruz. Halbuki görünmeyene imanımız bizim daha kavi. Meleklere iman ediyoruz. Öyle değil mi? Hacı biri çay içecek, sohbet dinlemek için bana mı gönderdi çayı? Eyvallah babacığım. Teşekkür. Bu da dursun. Allah razı olsun. Ne diyorduk? Bir şey diyorduk da buraya geldik ya. Siz şiirde kaldınız. Şiirden sonra söylediklerim hep boşa mı gitti? Yok yok gitmez. Neydi abla? Ha tatlıdan da yiyin. Tamam yiyeyim tatlıdan yiyeyim de kaldığım yeri merak ediyorum. Neydi? Bilemedim ki neydi miydi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Görünmeyene iman. Yani görünmeyen Allah'a iman. Bir oradan bir yere bağlayacaktım da ora karıştı. Ha? Halin sirayet etmesi. Bu da öyledir. Hani görünmez ama insandan insana hal geçer. Böyle şeyler vardı. Dikkat etmek lazım. Mesela kurbanım diyelim. Bilal fotoğraf mı çektin? Montu giyeyim de bir daha çek ya. Artık her şeyden ürker oldum. Her şeyden ürküyorum. Kısa kollu tişörtte insanlar Allah'ı anlatıyor. Abi sıcak. Bu çok insani bir şey değil mi? Sıcak. Neşet Ertaş merhum öyle derdi. Ceketimi çıkarsam saygısızlık olmaz değil mi derdi. Bazen çıkartıyorsun yani ne yapacaksın? Ya Bağdat'a gidiyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin türbesinde. Oraları çekiyorum. İlk defa bir Türk televizyonu oranın içine giriyor. Merkad-ı Şerif'i gösteriyoruz vesaire falan. Yayınlıyorum. Adam yazıyor. Babet çorap giymek caiz mi Serdar Bey diyor. Ya o koca videonun içinde babet çoraptan başka bir şey görmedin mi arkadaşlar? Allah hiç kimseyi bir başkasının kusurunu görmeye memur etmesin. Kusur görmek için bakarsan kusursuz bulamazsın. Ama güzellik bulmak için bakarsan da çirkin yoktur piyasada. Allah kendi kusurunu seyredip başkasının güzelliğini görenlerden esirmiş. Tabii. Ürküyorum. Bir de canı sağ olası bir hocamız var. Adını söylemeyeyim gıybet olmasın. Bu sıra bir hafta ehli sünnete alıyor beni öbür hafta çıkartıyor. Bir şey oluyor alıyor bir şey oluyor çıkartıyor falan. Ben de şaşırdım başım döndü. Başım döndü. Halbuki sahabe efendilerimiz hiç dönüp de bir başkasını öyle yaftalamamışlar. Kendilerine bakmışlar hep. Acaba ben münafıklardan mıyım demişler. Kendi eksik noksanlarıyla meşgul olmuşlar. Elinkiyle değil. Kişi kendi noksanını bilmek gibi irfan olmaz diyor. Allah bir kulu için hayır murad ederse o kula kendi eksiklerini seyrettirirmiş. Tam tersi olursa nedir? Allah muhafaza. Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerim biter. Varını yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamum der. Bir düşün niye? Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş. İkisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir.
benimdir desin, sultan kölesini atmaz kurban. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere nefsini hesaba katmaz kurban. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul, niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla bu rahı. Ben sadığım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse beli demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer, bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer, ay yarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü derdi minnet bileceğine, yâre can ver ki can yar olsun sana, serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz, kurbanım. Bak çaya sohbet edin, bir şeyler anlatın ama şiir okumayın. Değişik bir şey oluyor çay o zaman. Vaktimiz var mı bir şiirlik daha? Var. Bir de ağladım diyelim. İmzayı biz burada mı yapacağız? İmza dışarıda değil mi? Burada değil. Ha, bakıyorum bazı böyle uyanık görünenler dışarı doğru gidiyor. Hani sizi tenzih ederim. Hanım kızlar alınmayın. Böyle oluyor. Programın sonuna doğru bir bakın böyle ufak bir kıpırdanma var. Gidelim masanın başında sıra tutalım. Bir gün şöyle yapacağım. İmzayı burada yapıyoruz diyeceğim. Dönüp geriye. Eyvallah. Bir de ağladım diyelim. Ondan sonra Allah'a ısmarladığımız olsun. Aklıma düştü göz. Telefonlar hazır değil mi? Öyle Allah korusun size filan okurum. Çekmek yerine dinlersiniz falan şiiri, Allah korusun. Çok büyük zarar görürsünüz. Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz dize. İki çay söyledim bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın. Olmazdım bunca olsaydın, yalnızdım ve yanımdaydın. Sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Sensizlikte sen vardın yar, ben de yoktum ağladım. Anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda hasreti çektim ağladım. Ayrılık ne yaman şeymiş, her seven boyun eğmiş, gözden yaş dökmekten eğmiş, gözümü döktüm ağladım. İçim garip, gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda, ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince hiçin, ben sen oldum bittin için, yanağına değmek için, gözümden aktım ağladım. Akış. Adam sevmiş ama. Değil mi? Güzel yapmış. Biz sizinle bu sene ilk defa görüşüyoruz değil mi? Şimdi geçen Ramazan bizim programı kimler seyretti bir göreyim. Elleri bir. O birkaç kişi var aralarda böyle. Nihat Hoca'yı mı seyrettiniz? Ne yapayım? Caiz. Nihat hocamı seyretmek de caiz. Bize yakışmaz. Öyle çıkın da sadece beni seyredin demem. Bizim reklam aralarında hocama da bakın. Yerlerden çekimler o işin içinde. Allah izin verirse olacak. Nihat abi geldi mi Aksaray'a?
Bu kitap fuarına geldi mi? Ne gelecek mi? Gelmiyor mu? Ha. Geçen bir yerde beraberdik. Şu koltuk olunca, ben oturunca Nihat Hoca'yı hatırlıyorum hemen böyle. Fakirdi ve korkuyordu, Hut ağlıyordu, Hamza ağlıyordu. Böyle mevzuya giresi geliyor insan koltuğu görünce. Allah selamet versin. Bak, kendi halinde milletin diniyle, imanıyla, itikadıyla uğraşmayan, ümmeti Muhammed'e hizmet etmek için çırpınan bütün hocalar başımızın tacı. Ayaklarının altı başımızın üstünde. Hep şöyle. Ama bunu ben son zamanlarda ifade etme ihtiyacı hissediyorum. Ümmeti Muhammed'in de birazcık akıllı olması lazım. Birazcık akıllı olması lazım. Yani onlar bizi seyredince ümmeti Muhammed'in zarar göreceğini düşünüyor. Ben de tam tersi. Onlar seyredildikçe ümmetin iyiye gitmeyeceğini görüyorum ama ifade ediyorum. Aman dikkat edin. Gönlünüz tefrik etsin. İyiye, güzele, doğruya Allah Resulü'nün üslubuyla çağıran herkes baş tacı. Ama benden başka yok, benim yolumdan başka yok diyene siz de yok muamelesi yapın. Yokmuş gibi olsun yani. Çünkü bakın, bir insanın şunu demek en doğal hakkıdır. Yürüdüğüm yol benim için en doğru yoldur. İnsanın böyle bir hakkı var. Çünkü zaten buna inanmıyorsa başka yolda yürür. Ama tek doğru yol benimki, bu olmaz. Anlatabildim mi? Sahabe-i kiram efendilerimiz bile farklı farklıydılar yahu. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'de temayüz eden şey sadakat. Hazreti Ömer'de adalet. İmam Ali Efendimiz'de sehavet. Hazreti Osman'da edep ve haya. Her birinde başka başka. Hazreti Osman Efendimiz çok zengin bir zat-ı şerif. Allah Resulü diyor ki Osman fakir olamaz. Niye? Çok şükreder diyor. Şükrü bırakmadıkça fakir olamaz. O kadar zengin. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh iki akçesi olsa birini bir cebine koyuyor, öbürünü öbür cebine koyuyor. İkisi bir araya gelince fitne olur diyor. Bak, o da baş tacı, o da baş tacı. Kanuni merhum diyor ki kadi dildarı kimi ar okur kimi elif, cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Bu şu demektir. Sevgilinin güzel boyunu görünce, ya çiftçilik yapan, dağda bayırda yetişen insan servi gibi der. Eli kalem tutan, hatta sanattan haberdar olan ince ruhlu da elif gibi der. İkisi de aynı sevgiliyi tarif ediyor da ifadeleri farklı farklı diyor. Yeter ki o sevgiliyi anlasın. Başım hepsinin ayaklarının altında. Ama ona davet ediyorum diye ümmeti ondan uzaklaştıranlara da aman dikkat edin, uzak durun. Vesselam. Sizlerle bizleri bir araya getirdikleri için Aksaray Belediye'mize alkışlarınıza bir teşekkür ederim efendim. Teşekkür ediyoruz. Sonrasında sizden imza faslına geçmeden önce bir iki ricam olsun. Ondan sonra da size teşekkür edeyim. Rica şu. Şimdi hep başıma geldiği için artık önceden uyarıyorum. Birkaç küçük ricası var kardeşinizin. Bir, mesela imza atıyorum ya, gelip şöyle diyenler oluyor. Hocam şöyle iki satırda bir şey yazsan. Diyorum ki Allah'tan kork, kitap yazdım. Daha ne iki satır bir şey yaz. Oraya yazıyoruz işte, ismini yazıyoruz, muhabbetle yazıyoruz bir şey. Birincisi bu. İkincisi, imzayı atıyor, sonra diyor ki bir de fotoğraf çektirsek. Bu fotoğraf size kurban olsun. Ama oradan oraya koştur, buradan buraya, bak şurada var. Kaç kişi? O ne kadar net söyledin müdür bey ya. Ha, 850 sandalye mi var? Bizim ayakta da var 900. En çok bizimki miydi? Bizden önce böyle kalabalık oldu mu? Şimdi bak, bu kadar insan, her biriyle bir fotoğraf çektirsem birer dakika. Bir de şöyle oluyor bazen. Abi diyor bir fotoğraf çektirelim, iki saniye diyor ya. Tamam kardeş diyorum, açıyor. Telefon ondan geri sayıyor. 10, 9, 8, 7. Bekliyorsun. Şimdi bunlara riayet edersek başkasının hukukuna da girmemiş oluruz. Bir diğer rica da şu. Şimdi bak, bir yandan yazı yazıyorum. Şimdi duyuyorum, bir yandan yazıyorum. O sıra gene kaçak göçek hocam bir baksana diyen oluyor, bir de oraya bakıyorum. O sıra biri geliyor böyle yapıyor. Abi selamun aleyküm, nasılsın diyor. Ya Allah'ın selam mecbur alacaksın.
bir de verildiğinden daha güzel haliyle alman lazım. Ve aleyküm selam ve rahmetullah demem lazım. Hamdolsun demem lazım. Sonra bir de nezaketen sen nasılsın demem lazım. Bu arada da 4 tane kitap imzalayıp 5 tane fotoğraf çektirip 6 tane imza... Bu da hani zor oluyor. Bunu kendim için değil, sizin için söylüyorum. Gönül kırılıyor bu defa. Değil mi? Böyle bir şey de var. Hani Aksaray'a geliyorsun, 300 kişiyle fotoğraf çektiriyorsun. Tam arabaya binerken biri koşuyor. Hocam bir fotoğraf diyor. Kardeş uçağı yetiştireceğim diyorsun. Eve gidiyorum, tweetlere bakıyorum, tweet atmış. Havanızdan da yanınıza yaklaşılmıyor. Bir fotoğraf çektirme. Lan senden önce 300 tane vardı. 301'sin sen. Bunlara da böyle riayetkar olursak sevinirim. Bir de galiba şöyle bir şey diyecekler. Hani bir kitap imzalanıyormuş. Artık benimki de yavaş yavaş külliyata doğru gidiyor. 6-7 kitap oldu. Hepsini getirip böyle hocam bir imzala. Bazen uyanıklar var. Yanında birini alıyor, öbürünü alıyor, öbürünü alıyor. Soruyorum isim Meryem'e. Öbürüne soruyorum Meryem'e. Meryem'e. Meryem'e 6 tane ayrı kitabı imzalıyoruz. 6 ayrı kişi getirdiği için. Latife bir tarafa, geldiğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için, dinleme nezaketiniz için, tahammülünüz için, kıldığınız ilk namazdan sonra bana dua edeceğiniz için, bir fotoğraf çektirebilir miyim demeyeceğiniz için, Ramazan'da beraber olacağımız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Eyvallah.